Notlarım da vardı. Fetö Risale-i Nur bağlantısı konusunda büyük bir cehalet yapılıyor. Bazı kesimler tarafından, bazı kesimlerin kafa basmıyor, mantıksız, muhakemesiz, bazıları da bilinçli kasten şeytanlığına operasyon olsun diye yapıyor. Nedir? Fetö Nurculuk'tan çıktı. Fetö Risale-i Nur'dan çıktı. Aha Risale-i Nur, aha Fetullah Gülen diyor. O zaman size soruyorum. Hariciler nereden çıktı? Şia nereden çıktı? Hadisi i Şerife göre söyleyeyim. 73 tane bidat, sapkın mezhep nereden çıktı kardeşim? Hazreti Ali'yi kim öldürdü? Hocam diyor şehadet ben onu söylüyorum. Ben vurgulamak için kelimeyi böyle ben bilmiyor muyum Hazreti Ali Efendimiz şehit kardeşim şehit edildi. Onu, ben olayı vurgulamak için söylüyorum. Bir cinayet var orada. Hazreti Osman'ı kim katletti? Kim öldürdü? Kim cinayet işledi? Hariciler. Hazreti Ali'yi aynı şekilde hariciler. Daha sonrasında o fitne dönemlerinde savaşlar falan. Şia nereden çıktı? Hariciler nereden çıktı? Mu'teziler nereden çıktı? Bir sürü bidat mezhep var. Nereden çıktı? Hepsi İslam'ın içinden çıktı. Hepsi Kur'an diyor Hadis diyor. Öyle demiyor mu? Kur'an Hadis diyor. Peki şimdi bu kadar bid'at ve sapkın mezhep çıktı diye suçlu Kur'an ve sünnet mi? Suçlu Allah ve Rasulü mü? Suçlu vahiy mi? Suçlu din mi? İslam mı? Abi bu mantık çok saçma salak bir mantık. Çok saçma salak bir mantık. Her fikrin, her hareketin içinden inhiraflar olur, sapmalar olur, saptırmalar olur, nifak hareketi olur, operasyona gelenler olur. Olur da olur. Yani merkezin suçlu olduğu anlamına gelmez. FETÖ açık bir uzman olarak söylüyorum. Bak Risale-i Nur talebesi olarak değil. Belirtiyorum. Talebesiyim. iftihar ederim. Şeref duyarım. Öyle ben mantığı söylüyorum. Risale-i Nur'u ve hareketini, kitabı ve hareketi bilen bir uzman gözüyle söylüyorum. FETÖ'nün, FETÖ'cülüğün. Risale-i Nur'la, Nurculuk'la, Bediüzzaman'la uzaktan yakından alakası yok. Bunlar NATO projesi. NATO 1960'tan itibaren Türkiye başta olmak üzere bütün Orta Doğu'yu dizayn etti arkadaşlar. Bütün Orta Doğu'yu. Kattafi, Saddam'ı, Ürdün'deki Kral Hüseyin'i, Mısır'da Cemal Abdülnasır'ı, aşağıda Sudan'da Nümeyri'yi bilmem neleri, Birleşik Amerika'yı bir sürü ülkeler var. NATO dizayn etti. FETÖ'de bu dizaynın bir parçası kardeşim. Bu başlığa girersem 10 saat konuşurum. O çok uzun ama tekrar söylüyorum. Yani FETÖ'nün Risale-i Nur'u vitrine koymuş olması istis bakın hiçbir FETÖ'cü Risale-i Nur'u bilmez. Bir başka başlık. Bilmezler ya. FETÖ'cüler Risale-i Nur'u bilmez. Yukarıda birkaç molla grubu var onlar bilir. Aşağısı Risale-i Nur'u bilmezler ya. Böyle bir şey yok. Yani FETÖ Risale-i Nur'suz nurculuk iddiasıdır. Paravandır. Çünkü Risale-i Nur etkili olduğu için insanları büyüleyen baştan beri anlattım. Etkileyen, büyüleyen bir yapısı olduğu için insanları onunla e, ne diyelim istismar etmeye çalıştı. Yani alakası yok. İyi niyetli olanlar için söylüyorum. Zaten art niyetli olanlar da bile bile ısrarla bunu tekrarlıyor. Değerli dostlar. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Yani bu kitapların bir fikir manzumesi var, bir fikir projesi var, bir faaliyeti var. Avam o kadarla anca yetinir, korunur. Havas ise havasın okuması, geliştirmesi gerekir ki zaten Risale-i Nur havas olan insanları çok görüyorum. Değişik alanlarda, ilahiyat alanlarında özellikle bir sürü hocaları var, doçentleri, profesörleri vesaireleri var. Yani Risale-i Nur'u şerh tanzim edecek ya da havas olacak, hoca olacak vakıf olacak insanların birazcık İslami kültürü almaları ve genişletmeleri gerekir diye söylüyorum. İnşallah yanlış bir ifade ve cümle kullanmamışızdır. Herkese teşekkür ederim. bir dahaki zamanlarda, ileriki zamanlarda fırsat bulunca Arap alimlerinin Risale-i ilgili ne dediklerine dair peş peşe videolar yapmak